Merhaba arkadaşlar. Günaydın hepinize. Bugün neredeyiz? Bugün dünyanın en büyük eğitim fuarlarından biri olan BET Show'dayız. BET Show'a daha önce, 2 yıl önce Yükselen Koleji'ndeki kurucumuz Mehmet Bey ile beraber gelmiştik. Bu sene maalesef yalnızım. Mehmet Bey'e buradan sevgiler. Başa sevgiler. Peki BET Show fuarından birazcık bahsedeyim. BET Show fuarı arkadaşlar dünyanın dediğim gibi en önemli eğitim fuarlarından bir tanesi. Eğitime dair son teknolojik gelişmeler, eğitim malzemeleri, çeşitli konferanslar. Burada tabii eğitimden bahsederken sadece K12 dediğimiz ilk orta ve lise seviyesi değil, üniversite seviyesinden tutun, mesleki eğitimlerden tutun, Microsoft'un, Google'un desteklediği çeşitli bilişim altyapılı konulara kadar aklınıza gelebilecek her türlü tema mevcut. Özellikle son yıllarda BET Show'da tabii elektronik hayatımızda dijital malzemeler çok girdiği için dijital malzemelerin eğitim sistemine entegrasyonu çok fazla konuşuluyor. Hatta bizim Yükselen Koleji ile beraber 3 yıl önce başladığımız okullarda kodlama, bu arada kodlama dersindeki tüm branşta çalışan öğretmen arkadaşlara da sevgilerimi gönderiyorum. Ciddi çalışmalar yapıyorlar Yükselen Koleji'nde ve Yükselen Koleji Türkiye'de kodlamayı, algoritmayı, çocuklara dijital dünyayı tanıştırma ve kullanımına yönelik ilk müfredatı oluşturma yolunda başlayan okullardan bir tanesi. Dolayısıyla son 2-3 yıldır burada da konuşulan konu kodlamanın, dijital okul yazarlığın çocuklara anaokulundan itibaren en lezzetli ve yenilebilir şekilde nasıl entegre edilebileceği, bunun altyapısının nasıl oluşturulabileceği, müfredata neler konulabileceği tartışılıyor. Tabii biz Yükselen Koleji'nde ciddi bir yol aldık. Çocuklar şimdiden çok güzel şeyler üretmeye başladılar. Ben buradan da ara sıra takip ediyorum oradaki çalışma grubundaki arkadaşların yaptığı etkinlikleri. Şimdi yavaş yavaş burada standları gezeceğiz. Ara ara yayınlar yapacağız. Çünkü çok uzun bir video olacak aksi takdirde. Sevgili Londra'da Yaşam kanalının izleyicileri sıkılabilirler. Artık yapacak bir şey yok. Eğitim benim için oldukça önemli, çok da sevdiğim bir konu. Dolayısıyla uzunluğa bakmadan burada hem eğlenmeye hem de neler var neler yok onlardan size birer parça tattırmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi hemen köşede Vestep fuarın direkt girişinde en güzel yeri kapmış. Daha önce Fatih projesiyle yer alıyordu. Biraz daha arka noktalarda bir yerde. Şu anda direkt girişte yer almışlar. Tabii bu arada Vestel'in yaptığı TV ya da akıllı tahtalarda Yükselen Koleji ile beraber çalıştıkları dönemde geliştirdikleri ürünün Vestel'de ne kadar katkısının olduğunu ve o ürünler sayesinde piyasada ne kadar önemli yer elde ettiklerini biliyorlar. Dolayısıyla okulumuz Yükselen gerçekten bu konularda hep öncü ve teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden bir okul oldu. Tekrar buradaki tüm öğretmen ve yönetici arkadaşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Birazdan farklı noktalardan görüntüler alalım. Özellikle ilköğretim öncesi okullar için geniş ekranlı çeşitli materyaller, elektronik materyaller oldukça keyifli görünüyor. Evet arkadaşlar, daha önce bahsettiğim gibi okullarda kodlama, robotik ve çeşitli malzemelerin kullanımına yönelik gün geçtikçe farklı malzemeler geliştiriyor üreticiler.
Şu anda Ada da onlardan biriyle oynuyor. Okay, so that's zero. Give it a little bit more. A little bit more. Okay. Does it play? Yeah, oldukça keyifli bir algoritma çalışıyor altında. Evet. So we can save our projects here. Evet. What I'll have to do is I'll disconnect from this guy right now. And I'll skip ahead to show you how this works. Evet, şu anda Fisher Tekniğin standındayız. Daha önceki gelişimizde de yine oynamıştık. Fisher Tekniği malzemelerini incelemiştik. Yine sektördeki en önemli geliştiricilerden bir tanesi Fisher Teknik. Yine 3D malzemeler. Evet, burada çeşitli seminerler ve görüşmeler oluyor. Tüm programlar günlük olarak veriliyor. Artı birebir görüşmeler. Şu anda tabii erken saatlerdeyiz. Açıkçası dediğim gibi eğitim konusu benim özellikle ilgi alanım, çok sevdiğim bir konu. Eğitimin anaokulundan ta ileri yaşlara kadar oldukça önem verdiğim bir konu ve bu nedenle de hem gerek Türkiye'de hem de burada okullara entegre bir şekilde ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle Tuna'nın okulu Oasis'te grubundayım. Bu konularda neler yapabiliriz, neler edebiliriz? Konuşma ya da ne grubu denir? Çalışma grubundayım. Evet. Devam edelim. Dolaşmaya. Burada da 3 boyutlu printerlarla ilgili çok şeyler başlamıştı ama bu seneki fuarda, exhibition fuarında daha fazla 3D printerlara rastlıyoruz. Ciddi bir sektörde gelişim var, çok hızlı gelişim var. Modellerin sayısı oldukça hızlı artıyor. Çeşitli fiyat aralıklarında çeşitli malzemeler, mesela bu MakerBot'un ürettiği bir makine. Burada kullanılan malzeme PLA malzemesi, oldukça hafif, enteresan bir malzeme. Mesela burada gördüğünüz, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama evet, kurbağa üretiliyor. Burada fosil üretiliyor. Oldukça hafif ve enteresan, nişasta tabanlı bir malzeme. Burada ondan üretilmiş çeşitli objeleri görüyorsunuz ve Ada'nın göstermek istediği sandalyeler çok hoşumuza gitti. Gerçekten satılsa alıp eve götürmeyi düşünürüz değil mi Adacığım? Evet, gezmeye devam ediyoruz. Thanks. Üç boyutlu printerlarda gördüğünüz gibi ciddi bir yoğunluk ve artış görüyoruz. Sektörde evet, çeşitli yine mucit. Özellikle okullardaki sistem eğitimleri için, science ve teknoloji eğitimleri için kullanılan malzemeler. Üç boyutlu printerlar gün geçtikçe dediğim gibi hızlı bir şekilde çeşitleniyor. Anladığım kadarıyla önümüzdeki 5 yıla 3D printerlar damga vuracak ve evdeki o eski lazer vesaire kağıt üzerine basılan printerların yanında veya yerini alacak gibi görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi çok farklı 3D printer modelleri de mevcut. Buradaki kullanılan malzemeler ve proses tamamen farklı. Bu arada Aylin kısa bir masaj molası verdi. Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Teknolojinin nimetlerinden ben de faydalanıyorum gördüğünüz gibi. Gerçekten de çalışıyor. Gayet iyi. Görüşürüz. Evet, bu seneki fuarda
ağırlıklı olarak işlenen, yoğunlaşan temalar. Dediğim gibi bir tanesi 3 boyutlu yazıcıların hızlı yükselişi. Diğeri yine yaklaşık son 5 yıldır batıdaki okullarda STEM, yani STEM'in açılımı Science, Technology, Engineering, Mathematics, bilim, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında öğrencileri daha da güçlendirici, odaklayıcı uygulamalar ve derslerdeki içerikler işleniyor. Bunun yanı sıra yine gözlükler ön planda, fuarda. Donanım üreticileri var gördüğünüz gibi burada. Donanım üreticilerinden bir tanesi Stone Hardware. Lenovo standındayız. Yine Intel destekli. Evet, enteresan bir malzeme gördüğünüz gibi. Kağıt şeklinde, bilim kurgu filmlerindeki gibi. Ama evet, olay aslında gayet basit. Olay hem orada, hem orada, hem de yukarıdaki, evet, yukarıdaki projektörde. Evet, enteresan bir bilgisayar kasasıyla karşı karşıyayız burada. Stone'un şeyindeyiz, standındayız dediğim gibi. Kasanın buradan baktığınız zaman gördüğünüz sadece nefis bir LED ışıklar, farklı yerlerde yana, ama kasanın içi gördüğünüz gibi oldukça farklı bir tasarım. Güzel. Evet, gördüğünüz gibi HP'nin önemli donanım üreticilerinden birisi. HP'nin standındayız. HP'de de yine ağırlıklı olarak laptoplar, notebooklar ve 3D yazıcı. Ve tabii ileride gördüğünüz, yaklaştığımız Google'ın standı. Bakalım Google'da neler var. Evet, dediğim gibi diğer önemli temalardan bir tanesi de VR gözlükler. Yoğun olarak son yıllarda yükseliyor. Evet, şu anda Google'ın standındayız. Google'ın standında şu anda canlı eğitim verilmekte. Evet. Evet. Google'ın eğitime verdiği destek inanılmaz. Çünkü Google çok büyük bir firma olarak biliyor ki kendi sponsorluğunda eğitime verdiği destek ileride bu çocuklar büyüdüğünde, jenerasyon ilerlediğinde kendine avantaj olarak geri dönecek. Çünkü ileride kendi ürünlerinin kullanılmasını desteklemek amacıyla eğitime akıllı bir üretici olarak müthiş destek veriyor. Görüyor musunuz malzemeleri? Evet, evet, müthiş. Dolayısıyla tabii eğitimin önemi burada çok uzun anlatabileceğim bir şey değil. Eğitim şart. Bizim Cem Baba'nın dediği gibi eğitim şart. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, ülkemiz burada koca ekranda yayında. Evet Tunacığım. Evet Tunacığım, Ankara'ya odaklan. Evet. 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 Neresi burası? Yükselen Koleji'ni bulabilir misin? Yok, Ulu Bey Anadolu'su. Hadi Yükselen Koleji'ni bul. Evet, Google'ın büyük ekranında ülkemizi ve ülkemizin güzide başkenti Ankara'da okulumuz olan Yükselen Koleji'ni bulmaya çalışıyoruz. Ben İstanbul'a geçiyorum. Ama bulamadınız okulumuzu. Bulamadım. Fırsatlara yazıyorum.
Ama şurada arama var köşede. Bakın. Köşede. Sol üst köşede. Evet. Yükselen Koleji diye yazarsanız eminim çıkar. Tıklı oluşum. Ankara. Hayır. Yükselen Koleji yazsan bence çıkar. İşte okulumuz köşede resmi göründü. Evet. Evet. Okuldaki herkese selamlar. İşte okulumuz. Harika. Evet. Şu taraflarda da biraz gidersek. Microsoft'un şu anda standındayız. Microsoft'un standı da yine Google gibi. Microsoft da eş zamanlı olarak eğitime yoğun bir şekilde son yıllarda destek vermeye başladı. Çünkü mantık aynı, dediğim gibi genç kuşakları ne kadar kendi ürünlerine yaklaştırırsa ve dijital okuryazarlığı ne kadar arttırırsa bunların firmaya geri dönüşü olacak. Evet. Meşhur ne bu? Evet, Minecraft şeyindeyiz. Çocukların çıldırdığı, bayıldığı Minecraft'tayız. Tuna Minecraft'ın fanlarından biri, Ada da Minecraft'ın fanlarından biri. Microsoft artık Minecraft'ı eğitim platformu olarak da kullanmayı hedefliyor. Evet, yoğun bir şekilde kodlama ve robotik dersleri ve robotik konusuna olan ilgi her yıl malzemeler müthiş şekilde artıyor. Çinli kardeşlerim yine affetmiyor. Kütür kütür çubuklarla yemeğe dalmışlar. Neyse, bu bizi ilgilendirmiyor. Konumuz eğitim. Ama bu herifler işte acayip üretimler yapıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi robot kodlama, çocukları yavaş yavaş programlamaya alıştırma kitleri anaokulu seviyesinden başlıyor. Sonra ilerleyen primary, yani ilkokul, ortaokul, lise seviyesine kadar çeşitli kitler mevcut. Ve gitgide üreticiler daha fazla artık ilgi gösteriyorlar buna. Bol bol Maker Studio malzemeleri. Evet, tüm bu ekipler, tüm Herbistan buradaki Steam Village'da yer alan çeşit çeşit firmalar. Kodlama ve programlamada donanım materyali için hala görünen o ki Arduino hala en güçlü, en uygun fiyatlı platform olarak görünüyor. Yapabilecekleriniz neredeyse sınırsız.
Arduino'yla. Ve çevresel malzemeler de gün geçtikçe artıyor. Evet, şimdi sıra Tuna'da. Tuna gösteriyor kendi becerisini. Biraz daha yavaş kaldı adaya göre. Ada bence daha hızlıydı gibi. Evet. Adanın puanı 200'dü. Tuna'nın kafasını karıştırmak istiyorum şu anda.